kendisine yeşil ışık yakmamış. Güven mektubunu kabul etmemiş henüz. Barış Terkoğlu'nun tanımlamasıyla bizim oradaki büyükelçimizin durumu varla yok arasında diyor. İşte bu ve benzeri pek çok detaya çok yakından bakacağız. Ama Türkiye'm, öncelikle ben kanalım ve Çalarsat ailesi olarak sizlere başsağlığı dilemek istiyorum. Memleketimizde bir kahramanımız şehit oldu. Pençe Şimşek harekatıyla Mehmetçik, PKK'lı teröristleri saklandıkları yerde vurdu. Hain terör örgütü ise kaçarken geride tuzaklanmış patlayıcılar bıraktı. Harekat bölgesinde önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı patladı. Uzman çavuş Aygün Çakar şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı hazırlığında oldukları bilgisiyle terör örgütü PKK'ya darbe indirmek için Irak'ın kuzeyinde harekat başlattı. Hem havadan hem karadan sürüyor operasyon. Teröristlerin de büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Operasyona çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçları da katıldı. 31 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar havadan düzenlenen operasyonla teröristlerin büyük zayiat verdiğini söyledi. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından esir getirilen terörist sayısı da toplam 31. Harekat başarıyla sürerken acı bir haber geldi bölgeden. PKK'lı teröristlerin önceden harekat bölgesinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcının patlamasıyla uzman çavuş Aygün Çakar yaralandı. Yaralı Mehmetçik hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. 26 yaşındaki uzman çavuş Aygün Çakar'ın şehadet haberi memleketi Samsun'a kor gibi düştü. Şehidin annesinin evine Türk bayrakları asıldı. Samsunlu uzman çavuş Çakar, Merzifon Havalimanı'ndan memleketine gönderildi. Türk bayrağına sarılı tabutu okunan duaların ardından Samsun Vezirköprü ilçesine uğurlandı. Şehit yerine. Mehmetçik ise silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bütün inleri, bütün mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle buradan bulacağız ve bunları esrara getireceğiz.